Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Proje Koordinasyon Merkezi'nin üzerinde çalıştığı proje pazarı etkinliği için ilk toplantı Mühendislik Fakültesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Süha Özden, dekanlar, enstitü müdürleri ve Çanakkale'nin kamu ve özel sektöründe çalışan temsilcileri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özden, proje pazarıyla ilgili çalışmaların Rektör Profesör Doktor Yücel Acar başkanlığında kısa süre önce başladığını belirtti. Bu konu yaklaşık 10 gün kadar önce Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Yücel Acar başkanlığında proje koordinasyon birimimiz, Ali Şahin hocamız ve ekibi ve ben dahil olduğum bir çalışma ortamında ilk defa gündeme gelen bir konuydu. Amacımız Çanakkale'mize bu yıl için, özellikle üniversitemizin de 25. yılını kutlanıyor olması vesilesiyle önemli bir etkinlik kazandırmak ve bu etkinlik de açıkçası ortaya gelecek ürünleri katma değer olarak hem kentimize hem üniversitemize nasıl kazandırırız düşüncesindeydi. Bununla ilgili arkadaşlarımızla birlikte oturduk, çalıştık ve sizlerle birlikte olmak istedik. İlk toplantı olarak ve çok hızlı bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz ve bu yıl içerisinde de biraz sonra arkadaşlarımız sunacaklar, bu etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii etkinliğimizin temel noktası Çanakkale için bir projem var. Bir sloganıyla yola çıkıyoruz. Özellikle Çanakkale ilini, üniversitemizi, diğer kurumları, tüm kamuyu, özel sektörü ilgilendiren, Çanakkale'ye katma değer olacak konuları içeren projesi olan kişileri bu konu içerisine davet etmek ve bu etkinliği çok yoğun bir şekilde gerçekleştirmek. Profesör Doktor Süha Özden'in konuşmasının ardından Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatör Yardımcısı Uzman Uğur Serçe, proje pazarının ayrıntılarının anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Projenin sloganı Çanakkale için bir projem var. Çanakkale ilinde gerçekleşmesi planlanan bir proje pazarı etkinliği. Ve bunun gelenekselleştirmesini açıkçası umuyoruz. Çünkü Çanakkale'nin böyle bir potansiyeli var, böyle bir faaliyete ihtiyacı da var. Ve ilerleyen yıllarda da hani umuyoruz ki bu sene başlamış olur, sonrasında da işte bölgemizdeki diğer illerle ortak ona benzer çalışmaları yürütürüz. Şimdi burada amaç tabii ki Çanakkale'deki üniversite, sanayi, kamu kurumu, sivil toplum temsilcilerinin ve araştırmadaki diğer ilgilerin yeni proje fikirleriyle bir araya gelmesi. Aynı zamanda biz bu etkinlikte, proje pazarı etkinliğinde ikili görüşmeler gerçekleştirilmesini temin etmeye çalışacağız. Ve bu görüşmeler vasıtasıyla hem açık proje çağrılarına hem de doğrudan sektörel işbirliğine yönelik ortaklıkların kurulmasını hedefliyoruz. Şimdi temalar konusunda az önce demiş olduğum gibi işte bunların hepsini ortak kararlaştırmamız gerekiyor. Aslında biz böyle bir şey düşündük. Kapsamlı olmasını planlıyoruz. Bunun da sebebi çok farklı alanlardan proje teklifleri gelebiliyor. Ama belli bir temayla sınırladığımızda ya da çok sınırlı tuttuğumuzda temayı bu sefer birçok projede başvurma şansını elde edemiyor. Dolayısıyla biz sağlık, sosyal bilimler, fen bilimleri, eğitim ve kültür, sanat, spor başlıklarında yani 5 ana başlık altında projeleri değerlendirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bunun üzerinde muhakkak birazdan konuşacağız. Sunumun ardından katılımcılar konuyla ilgili görüş ve önerilerini aktardı.